Ankaralı, ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Vallahi işimiz zor. Mehmetçiğin işi zor. Nasıl yardım edebiliyoruz Mehmetçiğe? 3 tane temel kuvvet var. Bunlardan biri Sat ve Saslar. Kuzey hattındaki bütün mücahit petekleriyle görüştüm. Biz de mücahitle Mehmetçiği nasıl birleştireceğiz ona bakalım. Sas diyordun abi, Sat diyordun. Sen havalı adamsın Erdil. Geleceğin politikacısı olarak yetiştirildin. Git Rauf Bey'in yanında ol bu süreçte. Bırak tüfeği müfeği. Abi, idare edilecek bir vatan yoksa idareciye de lüzum yok. Önce vatanımızı kurtaralım, devletimizi kuralım sonra. Bak laflara bak, hep tam politikacı olmuş be. Abi peki şu Filistin meselesinin Orta Doğu real politiğe, ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Geç sen davranı, geç. Evet. Zifir birbirini özlemiş belli. Arkadaşlar, muhabbetiniz bitti mi? Ortaya tavlamı açayım. Ver tüfeği. En nihayetinde ben mücahidim. Dinliyorum. Benimki sadece bir öngörü. Ama başbakan dönmüş. Yani şu anda şu saatlerde genelkurmayda kabaca bizim konuştuklarımızı konuşuyorlar. Deniz komando timleri J-botlarıyla 5 kulaç derinlikten sahile kadar sualtı keşfi yaparak manya ve mayın arayarak çıkacak. Kurbağa adamlar çıkarma plajının temiz olduğundan emin olduklarında Satlar çıkarma gemilerine rehberlik edecek ki gemiler sahile güvenli bir şekilde kapak atabilsin. Dur şimdi. Bu birinci ihtimal. Biz çıkarma olacak plaja varıp oradaki olası Rum kuvvetlerine karşı karadan deniz piyadelerine destek olabiliriz. Hangi plaj belli mi? Valla kardeş, onu son dakikaya kadar bilemeyiz. Ama ben ordunun sahte bir konvoy göstereceğini düşünüyorum. O ne demek abi? Yani Rauf Bey'i adaya çıkardığım gibi düşün. Bir kısım gemi Hanya'ya doğru yola çıkar. Düşmanı üstüne çeker ama gerçek konvoy Konya'ya çıkar. Anlaşıldı mı? Burada paraşüt birlikleri kritik. Hatta bence en kritiklerinden. Paraşütle attığın Mehmetçiğin ineceği yerin temiz olduğundan emin olman lazım. Yoksa adamlar havada kuş gibi avlanır. Binlerce paraşüt inecek. Yüzlerce, hatta binlerce şehit verebiliriz. Biz paraşütçüleri karşılayacağız. Hem mevki bulunduğumuz yere yakın, hem de EOKA güçlerini daha kolay saf dışı edebiliriz. Sonra onları diğer Mehmetçik'le buluştururuz. Yani doğru zamanda, doğru yerde bir araya gelmeleri çok önemli. Mehmetçik adanın kuzeyine çıkacağına göre ve son dakikaya kadar belli olmayacağına göre oraya kadar önceden çıkmamızın bir anlamı yok. Evet. Mücahit de kuzey hattında çok kuvvetli değil. Rum kuvvetlerini delip geçmemiz çok zor. Deniz piyadelerini karşılayamayız. Katılıyorum. İkinci ihtimale geçelim. Hava indirme. O zaman Lefkoşa Havalimanı civarı Girne Lefkoşa yolu mücahitleri örgütlüyorum. Sen İlaryon önemli Kemal. Tamam, ben de halledeceğiz. TMT'ye dönüyoruz. Erdil, Sefer siz benimle gelin. Hadi. Bana daha detaylı bir askeri harita lazım. Yani karış karış her şeyi görmem lazım. Tamam, ben ayarlayacağım sana uzaktan. Eyvallah kardeş. Derviş, sen o bölgeye hakim misin? Benim sen Hilaryon'da çatışmışlığım var kardeş. Tamam. O zaman oturalım, Zifir'in operasyon şeklini konuşalım. Haydi. Mehmetçik kardeş. Artık denizden mi geliyorsun, karadan mı geliyorsun? Nereden gelirsen gel de bir saralalım seninle ya.